Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlere bu güzel geleceğimiz hayvancılığının yatırımı olan buzağların nasıl bakıldığı, nasıl beslendiği, nasıl sağlıklı olduğu ile alakalı çok önemli bir video çekeceğiz arkadaşlar. Çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Süt verim ve sütten kesme nasıl olmalı? Hayvanlara ne zaman kaba yem verilmeli? Ve hayvanlara hangi aşı programları, hangi sağlık prosedürleri uygulanmalı? Bunlardan bahsedeceğiz ama her zamanki videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki çan işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum ve hemen hızlıca videoya başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi böyle güzel sağlıklı buzağlar elde etmek için önemli olan tabii ki anneye çok iyi bakmak, anneyi kuru dönemde çok iyi bir şekilde beslemek gerekiyor. Videoya başlarken de onu da söyleyelim. Hayvanları sütten kestikten sonra yani annelerin artık süt işi bittiğinde memeleri kuruttuğumuzda kuru döneme alıyoruz arkadaşlar. İşte bu dönemde hayvanlara çok iyi bakmamız lazım. Bununla da ilgili bir bilgilendirme videosu muhakkak hazırlayacağım sizlere. Şimdi bizim buzağımız doğdu arkadaşlar. Buradan itibaren bir prosedür anlatacağız size. Burada önemli olan şey doğum yaptıktan sonra, buzağımızı kuruladıktan sonra ve az sonra size anlatacağım gibi bir aşılama programlarını başlattıktan sonra, startını verdikten sonra arkadaşlar hemen anneden buzağı ayırıp buraya almamız gerekiyor. Bu önemli bir konu. Niye diyeceksiniz? Anne arkadaşlar diğer anaçlarla beraber gezinen bir hayvan. Dolayısıyla buzağı doğduktan sonra artık çevre şartlarıyla karşı karşıya. Dolayısıyla dışarıda biz bu mikrop yükünü annelerde kaldırsak bile buzağların kaldıramayacağı mikrop yükü olan bir ortam asla istemiyoruz. Dolayısıyla böyle görmüş olduğunuz gibi tertemiz buzağ kulübelerini alıyoruz. Altları kuru olmalı. Önlerinde de hemen içme suyu olmalı arkadaşlar. Videoda birazdan göreceksiniz. Şimdi burada ilk 24 saat içerisinde annenin GAMD, immünoglobulin G, A, M, D, E'ce zengin kolostrum yani yoğun sütünden en az 6 litre ilk 2 saatte iyi içirip geri kalan 24 saatte yayarak 6 litreyi içirmemiz lazım. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Bunu doğru içirebilirseniz, bunu doğru uygulayabilirseniz hayvanlarınız için yapacağınız aslında ilk aşı, ilk uygulama bu oluyor. Çünkü annenin sütünde bulunan o mikropların karşı koruyucu olan GAMD diye özetlediğim immünoglobulinler buzağları korumak için çok önemli. Neden? Çünkü ilk 72 saatte bağırsak kanallarından emilimi çok yüksek olan açık olan kanalcıklardan bunlar alınır ve buzağı hastalıklara karşı korur. Dolayısıyla bizim buzağlarda ilk 72 saat ve ilk 60-70 günümüz çok önemli. Şimdi buzağımızı buraya aldık. Burada artık erişkin buzağlar olduğu için 2-2'de bakabiliyoruz. Ne yapacağız? Üçüncü günden itibaren buzağı başlangıç yemimiz önünde olmalı arkadaşlar. Önünde 24 saat temiz ve ılık su muhakkak olmalı. Biz hayvanları yapmış olduğumuz programlarda ilk 45 gün çok fazla kaba yemler ile tanıştırma taraftarı değiliz. Niye diyeceksiniz? Kaba yem ile beslenen bir hayvanı ilk 45 gün niye tanıştırmıyorsun İsmail? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, dört mideli hayvanlar, yani işkembeli hayvanlar işkembeyle besleniyor. Ama doğdukları zaman tıpkı bizim gibi insan midesine benzer bir mide işkembeden şu anda büyüdüklerinde işkembeden daha fazla yer kaplıyor. Yani ilk doğduklarında bizim süt vermemizin sebebi de aslında bu. Yaklaşık 70 gün boyunca. İşte bu mide yavaş yavaş ileride erişkin olacağı hale doğru küçülürken vermiş olduğumuz su ile mikrobiyal ortamı, yararlı mikrobiyal ortamı arttırarak içeride işkembeyi büyütüyoruz. Bu dönemde arkadaşlar ilk 70 gün altını çizerek söylüyorum. 3 defa ishal olmuş bir buza maalesef damızlık değerini yitirir. O yüzden muhakkak buna göre beslemeli, buna göre bakmalı ve buna göre aşı programları uygulamalısınız. Şimdi bizim doğduğunda buzağımıza yapacağımız standart bir prosedür var. Ademin yeldik ve buzağa septisemi aşısını yapmak arkadaşlar. Bu standarttır. Yani ülkenin neresinde yaşıyorsanız yaşayın bu standart bir uygulamadır.
Sonra buzağımızı buraya aldık. Önüne temiz suyunu koyduk. Önüne buzağa başlangıç çivini verdik. Ve sabah akşam arkadaşlar ilk 70 gün boyunca bu saydığım yem ve suyun dışında süt vereceğiz. Nasıl vereceğiz? 70 gün boyunca. 70. gün sütten kesiyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. 70 günlük programın ilk 30 günü arkadaşlar sabah 2 litre, akşam 2 litre olmak üzere 4 litre. Sonraki 20 gününde sabah 1,5, akşam 1,5 olmak üzere 3 litre. Sonraki 10 gününde sabah 1, akşam 1 olmak üzere 2 litre. Ve son 10 günde sütten kesme programı dediğimiz sabah yarım litre, akşam yarım litre olmak üzere 1 litre. Toplamda 70 günde yavaş yavaş sütü azaltırken hayvanın yavaş yavaş yeme alışmasını sağlıyoruz. İlk 45 gün mümkün olduğunca kaba yemlerle asla tanıştırmıyoruz. 45. ve 50. günden itibaren yavaş yavaş yonca otundan arkadaşlar çok fazla olmayacak şekilde avuç içinde hayvanı tanıştırmaya başlıyoruz. 60. günden itibaren ise hayvanlara yavaş yavaş kuru kaba yemler olan elimizdeki en kaliteli kaba yemlerden vermeye başlıyoruz. Ve biz buzağımızın sütten kestiğimiz dönemden itibaren artık buzağa başlangıç yemi, su ve kaba yem ile beslemesini arkadaşlar ta düve olacak dediğimiz 6 aylık döneme kadar bakıyoruz. Bu bir erkek için de aynı, dişi için de aynı. Peki, şimdi bu beslemeyi yaptık. Bizim burada dikkat edeceğimiz önemli konu hayvanın altının kuru olması dedik. Ki arkadaşlar altı ıslandıkça mikrobiyal ortamları açık hale gelir, ishal yapabiliriz. Eğer bu dönemde ishal yapmaz iseniz arkadaşlar anne olduğu zaman emin olun çok iyi bir damızlık olacaktır. Ve yine çok iyi bir besi hayvanı ise çok iyi bir besi hayvanı olacaktır arkadaşlar. Bu dönemde yaptığınız, kaptırdığınız her ishal ileride arkadaşlar 30 litre süt verecek hayvanın 25 litre süt vermesine sebep olabilir. Çünkü işkembe gelişimini, vücut organlarındaki gelişimi çok ciddi etkileyen bu dönemdir. Aynı kendi çocuklarınız gibi düşünün. Çocuklar bu dönemde nasıl hasta olursa bağışıklıkları düşük kalacak gibi düşünün. Şimdi bunu yaptık. Aşı programı ne? Herkesin sorduğu, büyük başlarda da küçük başlarda bana en çok soru aşı programı arkadaşlar. Size az önce standart bir uygulamadan bahsettim. Doğunca yapacaklarınızdan. Ama devamında yapılacaklarınız arkadaşlar şu şekilde yapmalısınız. Bakın size kanatta da standart bir aşı programı ve prosedüründen bahsedebiliyorum. Ama büyük başta ve küçük başta da aynı şeyleri söyleyeceğim. Arkadaşlar ben burada bulunduğum bölgedeki tarım ilçe müdürlüğüne gitmek zorundayım. O bölgede görülen hastalıklar ile alakalı nasıl bir aşı programı var ise o reçeteyi elime almalıyım. Tarım ilçe yardımıyla yapacaklarımı onlarla, dışarıdan yapacaklarımı da özel hekim yardımı ile yapmalıyım. Ya niye böyle? Standardı yok mu arkadaşlar? Ülke coğrafyası çok geniş. Şimdi benim bu bölgede görmüş olduğum bir hastalık bir başka bölgede hiç görülmüyor olabilir. Dolayısıyla hiç görülmeyen bir hastalığın mikrobunu şöyle küçücük bir hayvana verdiğinizde olmayan bir mikropla hayvanı tanıştırmış olursunuz. Bu doğru değildir. Nerede önemli bu arkadaşlar? A şehrinden B şehrine taşındığınızda, satın alma yaptığınızda yani, o bölgedeki aşı programının yeni gelen hayvana kaldığı yerden devam etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hayvan satın aldığınızda, küçük veya büyük fark etmez, 15 ila 21 günlük bir karantina süreci uygulamanız gerekiyor. Bu ithalatta da böyledir zaten. Hayvan geldiğinde 21 günlük bir karantina süreci uygulanır. İşte arkadaşlar, aşı programı aslında bu kadar basit. Dolayısıyla bir videoda, size bu videoda şu aşı programı olmalı diye anlatmaya kalkarsam gerçekten çok ciddi bir kötülük yapmış olacağım. Bölgenizdeki hastalıklara, görülen hastalıklara göre aşı programı uygulaması yapmanız lazım. Standart olanlar elbette var. İşte bir Brusella aşısı var arkadaşlar. Ama dediğim gibi en güzeli bölgenizdeki tarım ilçe müdürlüğüne lütfen rica ediyorum gidip orada hangi tarihlerde hangi aşı prosedürlerini uygulamalıyım şeklinde bir elinizde reçete olmalı. Bakın bu bölge bölge farklılıklar göstereceğini göreceksiniz. Şimdi biz bugün çok şükür ülkemizde şarbon görmüyoruz. Şap hastalığı görmüyoruz. Kuduz hastalığı hayvanlarda görmüyoruz. Büyük başlar minvalinde konuşuyorum. Şimdi bunların aşılarını uygulamadığınızı düşünsenize. Ben aşı programında size bunları da anlatmam gerekecek. Bir hastalık olduğu için, önemli hastalık olduğu için. Ama bunların arkadaşlar aşıları eğer o bölgede görülüyorsa yapılıyor. Veya arkadaşlar hayvanlara riski olan bölgelerde bunun dönem dönem aşıları yılda bir, yılda iki olacak şekilde yapılıyor. Dolayısıyla sizlerden ricam aşı programına buna göre uyun. İşte bu şekilde baktığınızda, bu şekilde beslediğinizde, hayvanlarınıza özen gösterdiğinizde
önlerinden yemini suyunu doğru dönemde eksik etmediğinizde sağlıklı buzağlar elde eder ve arkadaşlar ekonomik bir hayvancılık yapmış olursunuz. Eğer ki arkadaşlar yine her zamanki videolarda yorumlara yazarsanız bu tarz her konuda size video çekeceğiz. Sizlerden ricam alta bol bol yorum yapıp şu konuda da senden anlatmanı istiyorum şeklinde artık biraz kanaldaki konuları çeşitlenmesini size bırakıyorum arkadaşlar. Tabii bir yandan da ben vakit buldukça işletmelerde çekim yapmaya devam edeceğim. Ama öncelik sizin fikirleriniz olsun diyorum ve yavaş yavaş bu videonun daha sonuna geliyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.